Değerli basın emekçileri, öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Öğretmenlerimize dayatılan uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavından önce bir kez daha Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'i ve yetkilileri uyarmak için karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi'nin kararını sınavdan önce vermesi gerekiyor. Biliyorsunuz 9 Kasım'da Anayasa Mahkemesi ara bir kararla en fazla üyeye sahip olan 3 sendikayı ve Milli Eğitim Bakanlığı dinleme kararı aldı. Şu ana kadar bize ulaşan, çünkü davanın tarafı biziz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bize ulaşan Anayasa Mahkemesi'nin hangi sendikaları dinleyeceği, ne zaman dinleyeceği konusunda herhangi bir bilgi ne yazık ki şu ana kadar ulaşılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavını öğretmenlerin ve eğitimci sendikalarının itirazına rağmen 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapmayı planlamaktadır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer inatlaşma uğruna sınavı iptal etmeyerek öğretmenlerimizi mağdur edeceği aşikar. Bu aşamada Anayasa Mahkemesi kararını ne zaman vereceği de önem kazanmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin kararını 19 Kasım 2022 Cumartesi gününden önce vermesi öğretmenlerimizin mağduriyetinin önüne geçecektir. Hem de devletin zarara uğramasının da önüne geçmiş olacaktır. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi kararları geriye işlemiyor. Eğer sınav yapılırsa bu sefer de sınavda kazanan kazanmayan tartışması olacağı için bu da öğretmenler arasında var olan ayrışmayı körükleyecektir. 15 sendika Anayasa Mahkemesi'ne ortak bir dilekçe verdi. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim alanında okullarımızda öğretmenler ve öğrenciler için ortaya çıkartacağı telafisi imkansız sonuçlar hakkında Anayasa Mahkemesi'ni yargının dostları olarak, yani amicus curiae, yargının dostları olarak bilgilendirmek amacıyla 15 sendika farklı siyasi görüşlerden 15 sendikaya bir araya geldi. 16 Kasım saat 13.15'te Anayasa Mahkemesi'ne 15 sendikanın ortak imzasıyla bir dilekçe verdiler. Yargının dostlarına yargının kulak asması gerekiyor. Yargının dostları sadece kendileri için değil, adalet için, hak için, hukuk için de bir mücadele yürütülüyor. Değerli basın emekçileri, sorular elden ele dolaşılıyor. Bir sınav olacak. 19 Kasım'da Cumartesi günü uzmanlık baş öğretmenlik sınavı öncesi öğretmenlerimizden çok sayıda ihbar alıyorum. Bazı sendikaların öğretmenlere hazırlık kitapçıkları dağıttığı söyleniyor. Bakın, bu elinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtmış olduğu öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı uzman öğretmenlik örnek kitapçığı. Örnek kitapçık dağıtmış. Bir şahıs, bir eğitimci, o da örnek kitapçık dağıtmış. Burada deneme sınav kitapçığı var, sorular var, modüller var. Her biri bir ayrı boyutta. Daha sonra Eğitim Birsel Sendikası öğretmenlere deneme sınavı kitapçığı bölümler halinde deneme sınavcı kitapçıklarını internet ortamında üyelerine şifreyle dağıtmış. Bir başka uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı öğrenme ve öğretme süreçleri konu tarama testi diyor. 1-2-3 diye Eğitim Birsel Sendikası bunu da internet ortamında kendi üyesine şifre yollayarak bu kitapçıklarla hazırlık süreci yapmışlar. Şimdi diyebilirsiniz ki burada ne var? Hakikaten burada hiçbir şey yok. Bir sendika kendi üyesine deneme sınavı kitapçıklığı hazırlayabilir. Milli Eğitim Bakanlığı da bunu yapabilir. Ama 31 Temmuz'da KPSS'de bir yayın evinin deneme kitapçığındaki 7 soruyla
KPSS'de sorulan, ÖSYM'nin yaptığı sınavda sorulan sorular aynı çıkarsa sınav iptal edildi, edilir çünkü. 31 Temmuz'daki sınavın iptal edilme gerekçesi aynı sorunun tıpatıp aynı 3 sorunun aynı olduğu tespitidir. Daha sonra 18 Eylül'de de bir KPSS sınavı oldu. Burada da benzer soruların çıktığı iddia edildi. Bu iddialar hala yargıda. Şimdi 19 Kasım'da yapılacak sınavda eğer bu soru kitapçıkları, deneme kitapçıklarının içindeki sorulardan bir tanesi bile aynı çıkarsa o Milli Eğitim Bakanlığı'nı başınıza dar ederim. Çünkü hiç kimse öğretmenin itibarıyla oynayamaz. Eğer bu deneme sınavı kitapçıkları da çıkan sorulardan bir tanesi aynısı olursa şimdiden uyarıyorum. Hani Nasrettin Hoca çocuğu suya gönderirken desteği vermiş, bir de tokat atmış. Niye tokat atıyorsun demişler. Demiş ki desteği kırmadan tokat atayım ki desteği kırmasın. Ben bugünden uyarıyorum. Bugün 17 Kasım. 19 Kasım'da yapılacak sınavda bu deneme sınav kitapçığında çıkan sorulardan bir tanesi bile aynı olursa Milli Eğitim Bakanlığı bizim bu iddialarımızı, baştan beri söylediğimiz iddialarımızı görmezden geldiği aşağı çıkacak. Bir vatandaş, bir öğretmen ve bir milletvekili olmanın sorumluluğuyla kamuoyunu uyarmak için bu toplantıyı yaptım. Milli Eğitim Bakanlığını da iddialar konusunda uyarıyorum. Bu iddialar öğretmenler tarafından bana ulaştırıldı. Bu iddiaların asılsız olduğunu söylüyorsanız gereğini yapacaksınız. Ancak bazı basın yayın organlarında öğrendiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Neden? Ben bu iddiaları ortaya koyduğum için. Ben gerçek olmayan bir şeyi söylemiyorum. Bunu Eğitim Bir Sen üyesinin özel şifresiyle aldığından indirdim. Bunu yine gönderilen bilgilerle indirdi. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı sayfasından öğretmenlerin bir kısmına ulaştığı yerden indirdim. Siz benim hakkımda suç duyurusunda bulunacağız da öyle korktum ki aman. Benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağına iddiaları çürütmeye çalış. Bu iddiaların gerçek olmadığını çürütmeye çalış. Eğer bu kitapçıklarda yer alan sorular eğer çıkarsa kim kimin hakkında suç duyurusunda bulunacak bunu hep beraber göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ülkede sınav sorularının çalındığını bilmemesi mümkün değil. Çünkü önceden ÖSYM Başkanlığı da yaptı. Sınav sorularının çalındığı biliniyor. Biz diyoruz ki bu sınav hukuksuzdur, usulsüzdür. Sınavı yapıyorsan diyorum ki bu sınavda eğer sorular çalınırsa bunun vebalini hiç kimse ödeyemez. Bunu bugünden uyarıyorum. Ha biz uyarıyoruz da ne yapıyoruz? Biz öğretmenin karşısında kulağını kaşıyan, yüzünü dahi bakmayan, öğretmeni can kulağıyla dinlemeyen bir Milli Eğitim Bakanı istemiyoruz. Siz düşünebiliyor musunuz değerli basın emekçileri? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e oturduğu koltuk ağır gelmiş olacak ki Hatay'da atanmayan öğretmeni dinlemediği gibi kendisine uzatılan çiçeği de almadı. Sayın Mahmut Özer, çiçeğini almadığın öğretmenler bir gün atanacak. Ancak öğretmene reva gördüğün muamele asla unutulmayacak. Tüm öğretmenlerimiz adına buradan Mahmut Özer'i kınıyorum. Bir öğretmenin elinden çiçek alınmasını bir kenara bırak. Öğretmenin eli öpülür, eli. 24 Kasım geliyor. Senin de öğretmenin var. Gideceksin öğretmenin elini öpeceksin. Ama senin öğretmenin kulağını çekecek. Diyecek ki sen o öğretmenin elinden çiçeğe niye almadın Mahmut Hoca diyecek. Ben sana böyle mi öğrettim diyecek. Öğretmene saygı,
Vatandaşa saygı bir bakanın, bir siyasetçinin vatandaşı dinlememesi olmaz. Dinleyeceksin kardeşim. Dinlemiyorsan, onların derdi sana ağır geliyorsa o koltukta oturmayacaksın. Milliyetin Bakanı Mahmut Özer, 15 eğitim sendikası bir araya geldi. Bunlar 2 Kasım'da iş bıraktılar. 1 Kasım'da yetkili sendika 1 saat iş bıraktı. Kamuoyunda çağrılar yaptılar. Binlerce, on binlerce öğretmen çağrı yaptı. 19 Kasım'da yapılacak sınavla ilgili kaygılarını paylaşmak üzere 15 sendika ortak imza ile bir randevu talep etti. Anayasa Mahkemesi'nin öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili sendikaları dinleme kararı var, bakanı dinleme kararı var. Öğretmenlerin örgütü de diyor ki, örgütleri de, bizi dinle, biz derdimizi anlatalım. Mahmut Hoca, niye randevu vermiyorsun? Sen alıştın. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'na randevu vermezsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri randevu ister, randevu vermezsin. Öğretmen randevu ister, randevu vermezsin. Öğretmen çiçek vermek ister, çiçek almasın. 15 sendika bir araya gelmiş, farklı siyasi görüşlerden bunlar görüşmek istiyorlar. Bu görüşme talebine neden hayır dedim? Son çağrım Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yapmak istiyorum. Sayın Bakan, öğretmenleri ve onları temsil eden sendikaları yok sayarak bir yere varamazsın. 19 Kasım 2022 günü, cumartesi günü yapılacak uzmanlık baş öğretmenlik sınavını iptal et. Tüm öğretmenlerin ücretlerinde insanca yaşayabilecekleri oranlarda iyileştirme yap. Bankamatik öğretmenlerinin yanında durduğun kadar gerçek öğretmenlerin de yanında dur. Eğer bunları yaparsan Mahmut Hoca olursun. Ama bunları yapamazsan kulağını kaşıyan Mahmut Özer olarak tarihte yerini alırsın. Değerli basın emekçileri, bir başka konuyu da dikkatinize sunmak istiyorum izninizle. Rize'nin Fındıklı ilçesi var. Rize'nin Fındıklı ilçesi yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından kazanılır. %61 oyla makine mühendisi Ercüment Cerbetoğlu belediye başkanlığını kazanır. Bu kazandıktan sonra 150 yıllık mezarlık dava konusu edilir. 150 yıllık, yanlış duymadınız. 150 yıl önce orası bir köydür. Orada mezarlığı vardır. Bu mezarlıkta şehitler yatmaktadır. Fındıklı halkının 7 sülalesi dedeleri yatmaktadır. İstiklal Savaşı'nın şehitleri de yatmaktadır. 150 yıl önce burası belediye değil. 1947 yılında Fındıklı belediye oldu. Ama 150 yıl önceki yere ne oluyor? Bakın, Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 8 parsel için Fındıklı Belediyesi'ne dava açıyor. Burasının ne zamandan beri mezarlık olarak kullanıldığı bilinmiyor. Yani tarihi çok eski, ilçe olmadan önceye dayanıyor. Fındıklı 1947 yılında belediye olmuş ama bu mezarlık çok öncesine ait. Peki ne olmuş böyle olmuş da? 2016 yılında, yani Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı kazanmadan önce Adalet ve Kalkınma Partili bir belediye başkanı var. Bir dava açılmış ve hiç ilgilenmemiş. Ancak belediyeyi CHP kazanınca süreç hızlandırılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü Rize'nin Fındıklı ilçesindeki şehit mezarlığı, mahalle mezarlığı ve vatandaşların kendi imkanlarıyla açtığı yol için Fındıklı Belediyesi'ne aleyhine ecrimisi, yani kira bedeli, kamulaştırma bedeli istemiyle dava açar. Şehit mezarlığından, mahalleli yurttaşların yattığı mezarlardan ve 100 yıllık yoldan ecrimisi, kullanım bedeli, kiralama bedeli, kamulaştırma bedeli olarak toplam 550 bin liraya hükmedilir. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cerbetoğlu, zile Rizelilere mübah olan bize günah mı? Bırakın, biz halkımıza hizmet edeceğiz. Biz halkımızla hacısı, hocası, sağcısı, solcusu, biz hep birlikteyiz. Hiçbirimiz
birbirimizden ayrıştırmıyoruz. Bırakın Fındıklı mutlu ve huzurlu bir şekildeyken huzurunu bozmayın diye çağrı yapıyor. Gelin Fındıklı halkını, dost elini, meci anlayışını Fındıklı'da öldürmeyin. Gelin hep birlikte sahip çıkalım. İlginç bir şey daha oluyor. Bir mezarlık yeri talebi var Fındıklı Belediyesi'nin. Bedeli bir kamulaştırılan bu mezarlığın 2 kilometre üstünde 5 dönümlük bir fındıklık var. Burası vakıflara ait. Belediye burayı talep ediyor. Belediyeye vermiyorlar ama bir şahsa yıllığı 2000 liraya kiraya veriyorlar. Nerede yatacak bunların? Şehitler nerede yatacak? Şehitlerin bu kara toprakta yatacak yeri var. Fındıklı halkının da bu topraklarda yatacak yeri var. Ama sizin bu zulmü yapanların bu topraklarda yatacak yeri de yok. Şehitlere bunu reva gören 150 yıllık mezarlığı, 150 yıllık mezarlığı bu hale getiren anlayıştan Fındıklı halkı bir gün mutlaka hesap soracak. İnançlarımıza saygısı olan, şehitlerimize saygısı olan, ölülerimize saygısı olan bu uygulamadan vazgeçsin. Fındıklı Belediyesi 550 bin lirayı meci usulüyle Türkiye çapında toplar, bu parayı yatırır, öder. Ama niye ödesin? 150 yıldır belediyenin mezarlık olarak kullandığı yeri Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı kazandığı için neden bu karar? Hiç mi sıkılmıyorsunuz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Sizde hiç mi ağırlanma yok? Bunların tümü Fındıklı halkına, Rize halkına yakışmıyor. Buradan son olarak Rizeli olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bir çağrı yapıyorum. Fındıklı'da bu olanlardan haberin varsa müdahale et. Haberin yoksa buradan çağrı yapıyorum. Memleketin şehitlerine saygısızlık yapanlara ortak olma.